Evet sayın seyirciler, tam tatlıyı beklerken set arkasında Yasemin Hanım'la küçük bir konuşmamız oldu. Yasemin Hanım pişman olduğunu dile getirdi. Biraz sakinleşti arka tarafta. Ayşe Hanım'dan ekran önünde özür dilemek istedi. Tabii bu Ayşe Hanım'ın inisiyatifine kalmış. Biz Ayşe Hanım'a karşı saygısızlık olduğu için kendisini diskalifiye etmiştik. Özrünü dilemek için geri gelmek istiyor. Eğer Ayşe Hanım özrünü kabul ederse Yasemin Hanım programa devam edecek. Bu size kalmış çünkü hakaret sizdeydi ve sizin için yarışmacımızı diskalifiyedik. Tabii ki bizim için de büyük bir saygısızlık program adına. Ama inisiyatif sizde, isterseniz Yasemin Hanım gelip özür dilemek istiyor. Tamam, gelelim. Yasemin Hanım gelsin bakalım, sakinleşti mi? Buyurun Yasemin Hanım. Geldiniz mi kendinize Yasemin Hanım? Sakinleştim. Yani az önce sizi tanıyamadım açıkçası. Beni hiç duymadınız, kimseyi hiç duymadınız. Ben sinirleniyorum. Önce Ayşe Hanım'dan başlayayım. Gerçekten kalbimde kötülük yok. Sadece ben çok sinirli insanım. Hani bunu da söylemiştim daha önce de. Hani ben haksızım, gerçekten haksızım. Ben diğer mesela mevzularımda da, evde de olsun, kayınvalidemden de özür diliyorum, eşimden de özür diliyorum. Çünkü yaptığım yanlış, bu kadar hareket etmemem lazım. Yani sadece yarışma için değil, Ayşe Hanım'a da mesela dışarıdaki herhangi bir insana da, size de olamadığım için biliyorum. Ben kendi hatamın farkındayım, hatalıyım. Ben bunu yeri geliyor okuldaki öğretmenlere bile, hani kendimi açıklamaya çalışıyorum uzun uzattığım için. Öğretmenle bile tartıştığım zaman arkamı 5 dakika sordum, evet hocam ben haksızım, özür dileyebiliyorum. Çünkü ben hatalıyım, çünkü o şekil davranmamam lazım, ben kadınım. Az önceki davranış... Kadınım yani, yapmamam lazım. Az önceki davranışınızdan dolayı sizi diskalifiye etmek zorunda kaldım. Çünkü yarışmacımız olduğu için bu aynı üslup size de olsaydı aynı şekilde yine diskalifiye edecektim. Evet. Şu anda programa geri geldiniz özür dilemek için. Eğer evet, Ayşe Hanım derse ki ben evet affediyorum, o şekilde ancak sizi programa devam ettirebilirim. Puanlarınızı da çünkü iptal ettim. Şu anda konu Ayşe Hanım'lık. Yani Ayşe Hanım da sizinle aranızda. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Ben Ayşe Hanım'dan özür diliyorum. O kadar fevri davranmamam lazımdı. Sonuçta kamera karşısındayız. Evet, kalbinin kırdığımın da farkındayım. Nasıl telafi etmem gerekiyorsa kendi buyursun söylesin, telafi edeyim. Gerçekten, yani gerçekten şu ezan vakti gerçekten özür diliyorum. Çünkü yapmamam gereken bir şey yaptım. Bu sadece Ayşe Hanım için değil, herkes için geçerli. Pişmanım, evet çok pişmanım. Zaten yaptığım şeylerden hep bir zaman sonra pişman oluyorum. Bu hep başıma geliyor. Pişmanım yani, ne diyeyim, hani kendi peki, şeyine kalmış. Programa kabul olmasanız bile, diskalifiyeniz devam etse bile yine Ayşe Hanım'dan özür dilemek istiyorum. Evet istiyorum yani, ben yani gene... Programa geri dönmek amaçlı değil. Hiç önemli değil, ben özür dilemek istiyorum. Çünkü yapmamam gereken bir şey. Sadece Ayşe Hanım için, buradaki herkes için, Ayşe dışarıdakiler için. Ben özür diliyorum. Yapmamam gerekiyor. Ben o kadar kötü bir insan değilim. Sadece sinirliyim, o kadar. Yani başka sinirimde psikiyatri geçmişimden kaynaklanıyor. Yani o kadar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yüzümden emek verdi. Yarışmadan diskalifiye olmasını istemem. Ama yani sırf benim yüzümden gidecekse gitmesin. Ama ben onu zamana bırakıyorum. Aferin. Ama yarışmaya devam etmek isteyebilir. Anladım. Onda sıkıntı peki, yok. Şu anda... Ama ben affetmiyorum. Hayır, kendi bilir. Hani bugün mesela dışarıda da başına bir şey gelmiş olsa gene ben koşarım, gene şey yaparım. Hiç sıkıntı yok. O bahane, o manada değil. Seninle bir yola çıkmam zaten. Hayır, o bahane de demek istemedim. Kendisi anlamadı. O bahane de değil yani. O şey yani, o beni... Ona karşı bir kötülüğünüz yok. Yok, tanımıyorum, etmiyorum. Hiçbir şeyini bilmiyorum. İşte niye kötü olayım? Bir insana da bunu yapıyorsa tanıdığında neler yapmaz, ben de onu düşünüyorum. O sadece benim psikiyatri geçmişimden zaten arkadaşlar da öyle. Sadece sinirleniyorum. Sen yani sürekli yaptığın yani şimdi her ben şeyden özür dilemek yerine bence... Bir aralarında bir konuşsunlar, bir anlaşsınlar. Bence sürekli özür dilemek yerine huylarını değiştirmen daha güzel olur. Ben zaten huyumu değiştirmek için doktordan takviye alıyorum. Yani bunun ben kendimin tamam, farkındayım. En azından buradaki ortamda insanların birbirine olan saygısından bunu görmelisin. Benim gene saygım evet, size hala var. Hepimiz yükseliyoruz ama farkındayız nerede olduğumuzun ve ne yaptığımızın da kim olduğumuzun da. Biliyorum. Sen de bunun farkında olmalısın. İşte ama ben diyorum diskalifiye olmanı istemem. Emek verdin. Devam edebilirsin. Ama ben seni kendi adıma söylüyorum, affetmiyorum. Zaman gösterir. Ben size söyleyeyim yani ben o benim psikiyatri, hani Gülcan Hanım söylüyor ya psikiyatri. Ben... Bakın dediği gibi, bakın Ayşe Hanım size ne dedi? Pişman olacağınız şeyleri yapmayın. Bu yarışmada
Bir yarışma neticede. Yani... Yani bu kadar iyi, bir anda bu kadar sinirlenip, bir anda bu kadar gözyaşı dökebilen, bu kadar özür dileyebilen biri. Yani şu, az önce ben de size çok karşı çok sinirliydim çünkü çok büyük bir saygısızlıktı. Ama... Kadir Bey, ben evde de aynıyım. Gerçekten ben eşimden de özür diliyorum, defalarca diliyorum. Sadece ben kontrol mekanizmam yok, yok. Biliyorum, kendimi farkındayım. Özür diliyorum. Yani Yasemin ablacığım, keskin keskin sirke her evet. Zaman küpüre zarar. Zararım zaten, zararım. Şu gözyaşlarına bile yazık. Niye zararım. Kendine bu kadar rağmen? Karşındaki Ayşe Hanım olmayabilir, başka biri olabilir. Allah korusun, o kadar sinirlenmene karşı sokakta biriyle kavga etsen, ya sana bir şey yapsa, evet. Çoluğun var, çocuğun var. Bu yarışma için değil, özel hayat için sana söylüyorum. Aynen. Yazık, günah değil mi? Birinin tersine gelsen, sen her şeyi geç. Lütfen senden rica ediyorum. Bu program diskalifiye olsan bile. Çoluğun çocuğun başına bir anne lazım. Evet. Senden ricam, çocukların için bazen yut bir şeyleri ablam. Gereken tüm tedaviyi gör. Gerekirse ilacın nedir, tedavi ya, nedir yaptım, al. Kadir Bey yaptım. Yani kesinlikle yaptım, içinde kötü bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kötü bir niyet olsa ekran karşısında bu kadar gelip de özür dilemezsin. Az çok insan tanıdım. Yani Ayşe ablayı affet diyemiyorum çünkü ay, oğlun kararı, önemli oğlun kişiliği. Değil. Ben onun yerinde olsam ben de hemen affedemem. Çünkü bende de belirli bir sinir var. Burama geldiğinde yutamıyorum ama susuyorum. Şu anda o da susuyor. Bırakalım iki gün geçsin bakalım. Belki o da sakinleşir. Senden yok. Tek ricam benim. Yarışmaya devam etmek istiyorsan Ayşe Hanım çünkü yarışmadan yok, kesinlikle bir şeyim istemiyor. Olmaz. Kesinlikle şu, hayır. Senden yok. Tek ricam ekran önünde şu söz almak istiyorum. Ayşe Hanım'ın günü gelecek, buraya oturacak ve sen misafir ben olacaksın. Ben gene otururum, sıkıntı yorumlarını yok. Yorumlarını yaparken senden ricam ses tonuna, imalarına dikkat et. Çünkü bir kere bu olay yaşandı ya. En küçük bir kıvılcım bile olayı büyütebilir. Ekran karşısında da böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Tekrar sen de mahcup olma. Ayşe Hanım da kötü duruma düşmesin ekran karşısında. Çünkü onun da ailesi akrabası izliyor. Tamam, benim de izliyor. Ama ben kalkıp bu kadar hakaret diyesem ben de mahcup olurum. Bak beni de şu an izliyor. Şu an mesela okay. Ağlıyorum. Ağlarken şimdi olayı görüyorlar. Tatlıya bağlayalım. Benim yaşantım ve okay. Yaşadıklarımdan... Yani geçmişte yaşadıklarınızı da anlattınız dediğim gibi. Yani. Ama bunu bu kadar yansıtmamamız gerekiyor. Şimdi evet, senden ricam kendimi toparla. Ben bir şey Ayşe demiyorum. Hanım sizden öncelikle ben teşekkür ediyorum. Büyüklük gösterdiniz. Arkadaşımızın hem rahatsızlığı olsun hem de asabisi olsun ona karşı alçak gönüllülük gösterdiniz. Bu da sizin büyüklüğünüzü gösterir. Şimdi olayı tatlıya bağlayalım. Gülcan Hanım da mutfakta çok uğraştı. Gelsin mi yalan şeker parileriniz? Gelsin. Hadi bakalım. Pirinçleri çok sert geldi. Kimmesi yani... Pirincinle alakalı herhalde. Aa, ne, bak burada da belli. Suyunu az koymuşsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Suyunu bak, çektirmek için neler yaptık biliyor bak, musunuz? Aynen. Tam... Bence pirinç karışık. Pirincin karışık olması değil. Aralarında sertlikler geliyor. Muhakkak. Bak bir tarafı yani, lapo gibi. Evet. Bir tarafı bence pirincin cinsinden. Suyunu da inanın o kadar tekrar bile ilave ettim fırındayken. Çektirmek için bayağı bir mücadele ettim. Fırında da bıraktım zaten. Şöyle söyleyeyim, etini biraz kuru yavan buldum. Daha böyle ıslak, nasıl diyeyim, sadece mühürleyip de mi koydun eti? Yok, direkt haşladım eti. Hı hı. Sonra fırına kuruyacak diye zaten. Ha, mühürlemeden haşladım. Çünkü sırt tamam, kullandım biliyorum. Onun için. Boyun değil miydi bu? Boyun sırt arası, orada bir parça böyle. Boyunla sırt arası. Hı hı. Lezzetsiz mi olmuş kapama? Evet. Gülcan Hanım, sessizsiniz siz bugün. Yani acıktım. Beklediğim gibi olmamış. Beklediğin gibi evet, olmamış. Evet, pirinçlerde sıkıntı var. Gerçekten beklediğim ama severim ben bunu da çok. Fırında bence kurudu. Biraz da bıraktık ya, koştum ya içeriye. Hı hı. Herhalde o arada olabilir. Koydum. Peki patatesleri nasıl buldunuz? Patatese bakmadım, pardon. Patatesi yanına uyumlu buldunuz mu? Yani çok da uyumlu bulmadım açıkça söylemek gerekirse. Ne olabilirdi bunun yanına? Ne gibi? Yani bir mesela tabak kalabalık görünsün diye. Tabağın kalabalık görünmesi önemli değil. Bence bu lezzetli olsaydı patatese bile gerek kalmazdı. Lezzetsiz olacağını düşündüğü için mi patatesi yanına ekledi? Evet. Yok. Risk almamış. Ben aslında çok büyük risk aldım ama. Ne gibi? Sizin aldığınız risk neydi? Ne, evet. Fırında zaman kısıtlı yine bunda da hani... Mevzu ettik ya böreklerde. Pilav fırında pişmez diye. Yani ben onu bir tencerede mi pişirsem diye düşündüm. Tencerede mi kapatıp yapsam şöyle diye söyleyeyim. Üstünü kapadın mı tepsini? Kapamadım. Mesela,
İşte o yüzden. Ama ben pirinci ayrı pişirdim, sonra çekmeme yakın eti koydum. Tamam, ben anladım, biliyorum. Ama üstünü mesela tepsinin alüminyum folyoyla bir kapasaydım. O zaman et kurumaz mı? Evet, kurumaz. Pirinç çekmeyecek telaşı yaptım, o yüzden i̇şte kapamadım. İşte onun için. Hem pirinçlerinde daha güzel pişerdi o zaman. Peki. Yasemin Hanım, siz nasıl buldunuz kapamayı? Ben beğenmedim. Siz niye beğenmediniz? Etim zaten farkındaysanız kupkuru. Hiç yağsı yok, tuzu yok. Bir de benimki yanmış bazı yerlere. Yanmışlık var mı? Evet, ha burada kara. Gülcan Hanım'a da gösterin, kendisi de görsün yanmış olduğunu. Pardon, pirinçler yapışmış. Bakın, karalık. Gördünüz mü? Yanmış. Patates. patatesi çok acı. Hafif de sertlik var. Böyle yumuşaklık ağzımıza gelmiyor. Güzel, bak. Nasıl? Sadece pilavı çok güzel. Evet, yumuşak olmuş pilavı. Ama biraz şey, ben mesela pilavla kendimi de söylüyorum. Şimdi bana çok sert geldi pilavlar özellikle. Yerinde. Yorumumu bitireyim. Ayşe Hanım ondan sonra devam eder istediği kadar. Salatayı da çok ekşi, aşırı ekşi. Yani ekşilik çok var. Limonu, nar ekşisi var mı bilmiyorum. Yok, limon, zeytinyağı. İşte bana çok ekşi geldi. Yiyemedim. Sadece pirincini çok beğendim. Beğenmediniz yani pilavını, ana yemeği. Beğenmedim. Sizden o zaman puan gelmeyecek ana yemek için. Bu 3-4 günden beri ben marifetliyim deyip anlatıp da bu, ben Gülcan Hanım'dan çok çok benim yaptığım yorumlara karşı beni yerin dibine sokmasını beklerdim. Ama estağfurullah, yani maharetlik konusunda... Ya, maharetlik konusunda yani benim ağzımı kapatıp evet ben pişman oldum demem gerekiyor. Yani yerin dibine derken o bahane. Olsaydı der miydi pişman oldum diye? Demez. Derim. Demez, mümkünatı yok. Asla demez. Ben size kesinlikle şey... söylerdi. Çok ben size bir şey söyleyeyim mi? Söylerdi pişman oldum. Bak, aha, Nimet önümde gerçekten söylerdim. Berin Hanım Dobra olduğunu düşünüyor yani. Evet. Kesinlikle gözlerinden belli yani. Neyse. Dobra değil, sadece bazı kesinlikle şeylerde dobra insanı farklı yerlere çekiyor. Hiçbir yere hiç çekmiyorum. Hiç o konuya da girmek istemiyorum. Peki. Nereye çekiyorsam söyle. Yok, yani içine gir söyle. Hayır, gir. Bir şey söyledin mi konuya? Bak söyle. Uzatma. Masaya bir uzatma şey attığın zaman söyleyeceksin. Kadir Bey, masaya bir laf attığı zaman devamını getirsin. Lütfen rica ediyorum. Konumuzu rica ediyorum. Siz isterseniz söyleyebilirsiniz bu arada. Yani uzat, çünkü ben ona bak. Ben aslında Berin Hanım'ın söylemesini beklerdim. Dün peçeteyi fırlatıp atması. Bak, atmadım. Ben herkesi gözlemliyorum. Ben böyle yapmadım, böyle yaptım. Hayır, bunu kimse yaptım. Kullanmadı, böyle aynen yaptım. Yapmadım benim. Umarım televizyonda da atmadım. Atmadım. Dünün ev sahibi Berin Hanım'dı. Berin Hanım'a sordum. Ben attığını görmedim. Sadece bunu kullanmadınız dedi. Bunu kimse dedi. Kullanmadı. Böyle bunun için mi yaptınız? Ama atmak böyle oluyor. Atmadı. Sadece böyle salladı. Özür dilerim. Siz şey yapmadın. Göstermek amaçlı. Tam da bunu bahsediyorum. Bak, özür diliyorum bak. Sen laf anlamıyor musun Ayşe Hanım? Ben göstermek amaçlattım, bak beni sinirlendiriyorsun. Ben sana diyorum ki ben bunu gösterdim, üstüne koydum. Beni bak kendine sıçratıyorsun şu anda. Yasemin Hanım, siz de sakin olun lütfen. Yasemin Hanım diyor ki ben atmadım. Şimdi ev sahibi yok, Berin Hanım diyor ki atmadım, ben atmadım yani. Görmedim. Sadece kameralar tekrar gösterdim, ben bunu gösterdim. Kenara koydum. Böyle yaptım bak. Bunu hiçbiriniz kullanmadınız dedim, böyle yaptım. Peki. Hiç kimse bunu kullanmadı Gülcan Hanım dışında. Ama artık eskisi gibi onlar yok. Gülcan Hanım dışında deminden beri bekliyor. Bunlar mı yok? Hani evet, var, hala var. Var. Ben size soruyorum. Kullanıyorlar. Yasemin Hanım size yandan soruyorum. Çalışıyor, dinleyelim. Niye kullanmadınız? Hani çok ısrar ettiniz masada süsüz. Ben kullandım da düştü galiba yeri. Bir de Gülcan Hanım kullandı, pardon, özür dilerim. Geri hiçbiriniz de kullanmadı. Ben yaptığımı söylerim Kadir Bey. Konu burası mıydı Yasemin Hanım? Peçete konusunu. Kimse beni bu masada... Fazlası var şu an, artık hayır, ileri gitmek istemiyorum. Ne dediyse istemiyorum. Söyleyecek. Ben kesinlikle yapmadığım şeyi yapmadım demem, yaptığım şeyi de yaptım derim. Ben ya soframda girilmeyelim lütfen. Gireceksin. Gireceksin. Bu masada benimle konuşuyorsan gireceksin. Çok ayıp. Lütfen. Çok özür dilerim arkadaşlar. Üsluplarınıza dikkat edin. Küçük gireceksin. Yasemin Hanım, milyonlarca sakin olun. Sakın. Siz de lütfen sakın. Sakın deneme. Yasemin Hanım. Yasemin sen kimsin ya? Yasemin sen Hanım. Kimsin? Yasemin Hanım. Sakın Yasemin deneme. Hanım. Yasemin Hanım, gerçekten bugün hiç ağzınızın ayarı yoktu. Söylenmeyecek şeyleri söylediniz. Yasemin Hanım'ın yaptığı çok yanlıştı. Ayşe Hanım'a çok saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Evet sayın seyirciler, az önceki gerginlikten dolayı tekrar kusura bakmayın. Yasemin Hanım sinirlerine hakim olamadı ve programımıza ve yarışmacılarımıza hak etmediği davranışlarda bulundu. Öncelikle Ayşe Hanım adına ben özür diliyorum. Ve maalesef ki Yasemin Hanım'ı diskalifiye etmek zorunda kaldım ve kendisini uğurladık. Çünkü ekran önündeyiz, seyircilerimiz izliyorlar bizleri. Onlara karşı da büyük bir saygısızlık. Öncelikle Ayşe Hanım'a da büyük bir saygısızlık. Herkes birbirini burada eleştiriyor. Herkes eleştiriye açık olmak durumunda. Eğer ki eleştiriye açık değilseniz o zaman bu programa gelmeyeceksiniz. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Herkes istediğini söylüyorsa istemediğini de işitecek burada. Ha,
savunma tarzınız vardır, savunursunuz kendinizi ama onun da bir haddi yeri vardır. Aynen, Ayşe Hanım siz de lütfen kendinizi hiç üzmeyin, sakin olun. Arkadaş zaten gerekli uyarıyı da aldı. Kendisiyle yollarımızı ayırdık maalesef ki. Şu saat itibariyle Yasemin Hanım diskalifiye olduğu için onun size vermiş olduğu puanlar da silindi. Toplam puanlarınızı finalin sonunda açıklayacağım tek tek. Evet, şimdi günümüze tekrar dönüyoruz kaldığımız yerden. Lezzetli bir şekilde sohbetimize, muhabbetimize devam ediyoruz. Ayşe ablacığım iyi misin? İyiyim. İyisi biraz daha. Evet. Gerekli uyarıyı aldı Yasemin Hanım. Peki, Berin Hanım'dan devam edelim. Berin Hanımcığım nasıl buldunuz ana yemeği? Pilavı biraz ben lapa buldum ama tadı güzel. Yani pişmiş. Sana birazcık pişmiş lapa geldi mi? Pişmiş geldi. Ama birazcık yani lapa olmuş. Diğer kıtır, fazla pişmiş. Evet. Ben de onun bana demek ki bir tarafı biraz pişti. Pirinçle alakalı. Pirinçle alakalı olabilir. Pirinçle alakalı bence o. Şimdi bak, Kadir Bey, fırını nasıl çektirmeye uğraştık? Lapa olması gerekiyor mu bu pilavın? Şimdi ben onu kapatmaya yakın kıtır geldi bana. Tamam. Telaş bile yaptım acaba ne olacak diye. Fırında suyunu ayarlayamamış olabilir misin? Yok, ölçülere göre yaptım. Sadece ocakta pişirip tekrar tepsiye aktarsaydım, direkt fırına sürseydim orada bir hata olabilir. Ama ben yine kızacaksınız belki ama yok, anneden yok, gördüğüm şekilde. Çünkü Ayşe abla dedi ya annemizden öğrendik. Tabii. Belki siz de annemizden öğrendiğimiz için yemekleri ona göre yaparız. Lapa geldi. Eti için ne diyorsun? Et de çok kuru olmuş. O da fırında aşırı kuru, sert, aslında ağzında tıkır tıkır. Lokum gibi bir etti. İşte ama fırında fazla tuttuğu için olabilir. Üstünü ya örtseydi evet, folyo bir kağıt. Biraz fırında yine kaçırdık. Demin müsaade aldım ya orada, ha, orada yok. Yoksa yine öyle olmuş. Patates de çok acı geldi. Patates evet, çok acı olmuş, baharatlı olmuş. Rabia Hanım. Pilavın bir tarafı bana da lapa, diğer tarafı da çok katır katır kaldı. Çok fazla yapışıyor. Yani kuruluğundan olması gerekiyor. Üst kısmından. Evet. İçi çok güzel aslında. İç tarafından yediğimiz zaman. Patates abla çok acı olmuş. Bunda da çeşni var değil mi? Onda kekik var. Karabiber var. Attığın çeşnide. Çeşni de attım. Çeşni tamam. O çeşni bugün bir tek bende yok. Her şeyde var. Kırmızı toz biber de attım. Tamam. Peki. Salata limonu birazcık kaçmış abla. İşte ben limonu çok sevdiğim için. Damak lezzetine göre yapmış. Limonu ona biraz da kızacaksınız ama babam çok limonlu seviyor. Siz hep babanıza göre yapmışsınız yemekleri. Evet. Limonu ve tuzu biraz tık, ben biraz tuzu seviyorum. Biraz tık olsaymış güzelmiş. Peki sen Gülce Hanım'dan ümitliydin değil mi? Evet. Ya Allah aşkına ben niye senin her dediğini yapmak zorundayım? Zorundasın. Karadeniz'e gidiyoruz, fırtına deresine gireceksin. Antep'e gidiyoruz, hamama gireceksin. Tamam o zaman hadi vazgeçelim. Gitmiyor, bilmiyor. Binme boşver. Bana bak, para falan vermediniz değil mi? Boşver Kadir, sana feda olsun. Ya bak, para verdiysen bineceğim, boşa gitmesin. Sonra prodüksiyon bana kızacak. Parasını annenden aldım zaten. Bir şey diyeceğim, güzel de görünüyor ama. Güzel tabii, bir daha mı gideceksin dünyaya Kadir? Yasemin abladan ne eksiğim var, o vince bindi, ben de paraşüte bineceğim. Aferin sana. Beraber mi bineceksin? Yok canım, benim ne işim var? Asla kendini tehlikeye at. Kadir'cim sana söz, bugün uçuracağım seni. O zaman asla binmem kesinlikle. Hadi gidiyoruz. Bak sana güveniyorum. Sıkıntı yok. Güven tabii de beyefendiyle uçmayacaksın Kadir. Nasıl? Ha, sen sadece hazırlıyor musun? Ola niye boş boşuna güvendirtirdin bana kendini? Hoş ben fırtına deresindeki adama da güvendim. Meğersem adama para vermişler beni batırsınlar diye. İnşallah burada da düşürsün diye para vermediniz. Bilmiyorum, belki de burada da bir plan proje var. Allah'ınızdan bulur, ne diyeyim. Yani benden kurtulmak için her yolu deniyorlar. Ben de bir o kadar sappa sağlam çıkıyorum. Birazdan şu karşıki çalılıkların içinden çıkacağım. Aa bak, burada güvenlik benden sorumlu. Vallahi ben gökyüzünde Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum. Ya Rabbim yardım ederse eder. Bismillahirrahmanirrahim. Hani böyle bazen haberlerde okuyorum. Paraşütü yırtıldı, yok çalıya takıldı, dala döndü, kuş öttü. Var mı bunun yedeği medeği? Bir çuval var. Muval koyaydın. Yedeği falan da var. Arkan sağlam Kadir, korkma. Bir şemsiye verin bari. O yırtılırsa ondan inerim azar azar. Yok değil mi bir şey? Şunlar bol yani, biraz sıksak mı bunları? Onlar o şekilde kalacak Kadir. Ha tamam. Buyurun geçelim. Değişim. Hadi Kadir koş, rüzgarı kaçırmayalım. Hadi. Şey, Michelangelo öyle ki bol. Yalnız bunun arkasında paraşüt olması gerekmiyor muydu? Kadir sırtındaki cebin içi boş. Paraşütün parasını vermedilerse ben vereyim bari. Bir yedek paraşütü falan. Bir sofra bezi verin bari, dört ucunu birleştireyim de. Merhabalar. Evet, nihayet geldik hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş geldiniz. Çok hoş bulduk. Önce Allah, sonra size güveniyorum. Evet. Şimdiden soruyorum, düşürün diye para verdiyse kaç para verdi? Söyle, fazlasını vereceğim. Söyleyemem, çok fazla verdi.
Yani. Anlaşılan dönüşümüz olmayacak. Hepinizi çok öpüyorum. Nereden dönün uçacağız? Dönün bakalım bana. Bir son kontrolümüzü yapalım. Önce bana dönüyorsunuz. Bir bakalım. Her şeyimiz yolunda mı? Az sonra ayağın yerden kesilecek Kadir. Bak implantın varsa hemen çıkar. Ay yeni yaptırdım. Telefonumu da verdim. Telefonu da Zeynep'e verdim. Düşersem aklım onda kalacak. Yedek paraşütümüzü almamış mıydı? Yedek paraşütümüzü. Kız yedeksiz nasıl çıkıyoruz? Ya. Bir tane verin ben cebime koyarım. Bir şey olmaz. Şimdi senden kalkarken bir tek bir şey istiyorum. Tamam. Önüme geçeceksin. Bağlanacağız. Tamam. Kanadı çektiğim zaman bir ayağım. İşte benim biraz olsun. Bağlanma sorunum var hocam. Aşacağım. Genelde onu çabuk bugün soğuyorum. Bugün bir sürü şey aşacağız senin havada. Aşacağız. Yeter. Kalkarken bir ayağın önünde, bir ayağın arkada kalsın. Kanadı şöyle. Zaman, o kadar değil normal. Tamam. Sadece sıkı dur, sağlam dur, korkma ve oturma. Tamam. Çok önemli bizim için. Oturmayacak mıyım? Ayakta kalıyorsun. Mı? Evet, oturmuyorsun. Havada nasıl kalacağım? Kalktıktan sonra ben seni oturtturacağım. Sen bana söyleyeceksin o zaman. Evet. Senin kilon? 76. Ama 3 gündür diyeteyim, o 74 falan olmuştur. Ödemim gitti. Şimdi ödemi atacaksın, hiç merak etme. Sağ bir... elini şuradan altından geç. Şuradan. Evet. Amma da ağır, bu kadar ağırlıklar nasıl? Kadir duyuyor musun beni? Duyuyorum. Aa kabin görevlisi konuştu. Bu arada yalnız çok da heyecanlıyım. Ya bir o kadar da sevinçliyim, güzel bir şey olacak. Al bakalım. Oh, iki de çaydanlık ver kolumun altına bari. Uçacağım ne evde ne varsa doldurdular elime. Bir tane, hepiniz çok seviyorum. Uygun rüzgar. Estirir Allah estirir. Kimin ağladır, kimin küstürür. Hepinizi çok seviyorum. Ev borcumu dış sese bırakıyorum. Eğer ki ben ölürsem burada söyleyeyim. Ev borcumu dış ses ödeyecek. Ahdı vefa olaraktan vicdan azabı. Bak evin borcunu öde sana hakkımı helal edeceğim. Yalnız anneni hayatta sokmam o eve. Gel böyle. Bir adım sola. Evet. Hazır mıyız? Evet. Ben hazırım artık olan oldu. Allah'ım sen bana yardım et. Anneanneciğim seni çok seviyorum. Yürüyor muyuz? Allah'ım sen bana yardım et. Ayak. Hocam ne oldu? Geri gidiyor. Ayakta. Ayaktayım, ayak. Oturmuyorum. Doğru. Kesinlikle. Ben bir şey tutmayacak mıyım? Kız ben bunu da alıyorum giderken. Hocam bırakma beni. Gözlerini sevdiğim. Ya dolmuş. Bari ölürken yakışıklı öleyim. Take off. Yürü. Take off. Yürü. Take off. Ayakta kal. Gelsin. Tamam kollarım açıldı. Sağa geliyor. Ayakta kal. Evet, yürü bakalım, koş. Koştum, bu adamın ağını sıkıştırmasın hocam. Pantolon dar geldi biraz. Hocam! Şu an inanamıyorum. Bacaklarını yukarı kaldırdım. Senden. Kaldırdım. Hocam bismillahirrahmanirrahim. Kadının gözü kırılacak. Beni yukarıya kaldırdım. Kaldırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an aşağıyı görmek ister misiniz? Buyurun. Allah'ım sen bana yardım et. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Daha yeni dalya şey yedim. Mustafa Paşa köfte yedim. İçim içime geldi. İçim bulandı. Şu an bütün Sakarya ayağımın altında. İnanılmaz bir manzaradayız. Ama içim dışıma çıktı. Hamur olan kalbura bastı bir yandan. Kadir'cim duyuyor musun sesimi? Duyuyorum, duyuyorum. Keşke duymaz olaydım. Ses, ses. Ben de seni duyuyorum. Rıza baba adam pisliğin teki çıktı. Kadir'cim pilottan rica eder misin biraz zorlasın? Hiç iyi bir görüntü çekemiyoruz buradan. Hocam biraz zorlayacak. Neyi zorlayacak? Beni mi paraşütümü? Ay ses kesildi. Dış ses. Dış ses. Hocam. Hocam. Anam gözüme de gitti. Allah seni ıslah etsin inşallah. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Adam içimi dışıma çıkardı. Hasan Paşa köfte burnumdan geldi. Ulan işte Kadir benim de diyetine küçük bir katkım olmuş olur. Hocam müsait bir yerde bırakın beni ne olur. Abi ayakkabı fırlatasın var yemin ediyorum. Bir ayakkabı fırlatasın var şu tarafa şu tarafa doğru. Şu tarafa şu tarafa doğru bir ayakkabı fırlatasın var. İleri gelsin diyor, ileri gelsin diyor. Aa dermanım kaldıysa kakacım ayağı. Ayağa kalk. Kalkamadım olsun. Gel. Tut midem çok bulandı. Bir beş dakika bırakın tamam, beni. Tamam. Ne olur bırakın bir beş dakika. Ne oldu ne oldu? Çekip durma be, çekip durma. O ayakkabı. Ayakkabıyı senin için çıkarttım. Kör olmayacak. Abla senin gözlük iddiada hakkı neler, parası neyse veririz. Pahalı mıydı kız? 2000 dolar. Ne? Kız naylondu. Şu
Yemin ediyorum sana 500 T'ye binip Edirne kapıdan Tuzla'ya gitsem bu kadar içim dışıma çıkmazdı. Ay, yediğim Hasan Paşa köfte. Kalkalım mı? Tut beni. Kalkacak halim. Mutlu musun? Oo. Çok mutlusun. Şu halim onun için bir sevinç. Hepinizi çok öpüyorum ama bana 5 dakika müsaade verin. Ben şurada bir kendime şu paraşütü senin uzatacağım ben. Evet, enem Arap benim de Kadir İzildin'in bir kez daha. Daha dur Kadir. Şimdi biliyorsun yemeğe gitmemiz gerekiyor. Kadın tembel, ben sana söyleyeyim. Niye? Süpürgeyi elime aldım, belki elimden alır diye hiç oralı olmadı. Sen normalde eline süpürgeyi almazdın, ne oldu? Esra Hanım'a verecektim ama almadı. Yani tam Trakyalı, uyanık, gözü aç. Buyurun alın şunu. Camı duydunuz mu ne dedi? Dedi ki koca camı sildiler de dedi, uğraşıp elimi tırnaklarıyla sökmediler dedi. Vallahi uğraştım, çıkmadı. Su gelir güldür güldür, gel de yar beni güldür. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürse sen öldür. Hayır, hoplama Fakize'yi söylememiz gerekiyor. Hoplama Fakize, otur yerine. Dayın oğlu gelecek düğününe. Katya gel böyle. İçini temizlediniz mi? Sabah çalıştırdım, bilmiyorum. Bakarım şimdi. Hadi gel şunun içine bakalım. Ben hiç robot süpürge temizlemedim. Gel gel, ben biliyorum. Ya hayır. Esra Hanım, açın şunun kapağını. Açılmıyor. Açılmıyor. O hazineyi verin bana. Ne yapacaksın? Ama bak ne kadar çok toz topluyor, onu gör. Bakalım burada neler varmış. Açmayalım. Bir şey söyleyeceğim. Her gün süpür, her gün bu kadar çıkıyor. Bir evden her gün bu kadar çıkmaz. Vallahi çıkıyor. Bakın yaprak bile var burada. Yaprak e tamam, uzun mu yaşıyorsun? Ay, şimdi pembe manto da geliyor içinde. Kadir bunları çeksene süpürgeyle. Süpürgeyi süpürgeyle mi temiz? Ne yapalım, öyle yapacağız tabii. Sonra bak yerler pisleyeceksin. Bir süpürgenin daldan dala daylalara kızım gidelim daylalara. Hayır olsun, ekranlardan da görsün. Eşim sürekli diyor ki boşuna aldım, sen onu süpürmüyor diyor. Bunun robotu benim, süpüreceğim de bu. Ah. Robot süpürge, robot süpürge. Süpürge dediğim şöyle yere yapışacak. Tamam onu da yapıyoruz ya. Yere attın mı yapışmalı, tuttun mu yapışmalı. Ama şimdi yemeğimi yaparken bu da içerisini süpürmeli, gezmeye gideceğim sonra. Azıcık burada da var. Ben süpüreyim mi? Ah, bir zahmet. Zahmet olacak ama hayret aldı elini. Hadi gidiyoruz, camı kurulayalım. Buzdolabının üstüne gidiyoruz, geçin. Yürü, beni çıldırtıyor bu adam. Evet, hemen yerimizi alalım. Buzdolabı falan çekemem bak, başıma iş alamam. Bir tane buzdolabı aldım. Adam kötü köyünün işleri, beni iteriyor, sonra benim üstüme kalıyorsun. Sen buzdolabını alırken ben de fincanları yerleştireyim mi? Yok, sen çıkacaksın şimdi buzdolabını. Ben mi? Evet. Çık bakalım üstüne Esra. Hemen. Al bunu da bezi. Şöyle önce bir kabasını al. Peki onun iç tarafını nasıl siliyorsun sen? İşte iç tarafını silip koymuştum aslında ama. İç tarafını sildiğinde ön tarafı nasıl kaldı? Bu bir muamma. İnsanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Oklava falan yok mu burada? Oklava ama girmiyor işte, girmiyor. Ay özür dilerim. Aç, aç bakayım. Yok yok, girmiyor. Esra. Ne? Gel bir el at. Gel bir el at. Parmakların girersin. Gel, çekilmesi lazım zaten, arkası duruyor öyle. Gel gel, uyuruntu iş yapmayalım, gel. Dur Kadir, önce ben bakayım. Hayır. Oo, çok feci. Hazır dolabı çektir de çıktı yukarı, çok mu kötü? Ay bakayım. Sakın. Ben bakayım mı? Evlerde. Çoluğu çocuğu çekin televizyonun önünden. Lütfen. Ya Kadir. 7 yaş üzeri değil, biz 14 yaş üzeri olduk şu anda. Aşk olsun ya. Ya ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Öyle ufak tefek şeyler olabilir yani. Resmen dolabı buraya yerleştiren ustanın parmak izleri hala burada. Şundan bir alır mısın o? Görmek ister misiniz? Bezde göreceğim. Bezde zaten daha güzel görünür. Çok mu kötü? Allah aşkına yine öldün mü hakkımdan? Kadir görme. Ben de bakacağım. Hayır Kadir görme. Kız değil, sen bunu nasıl böyle bırakmış manyak? What? Buzdolabım ayağı kırıldı. Şimdi bana buzdolabı alacaksın. Al şu bezi de kendine gel Kadir. Zavallı Kadir'in koktuğunu şu hale bakın Esra. Şey hiç. Bak bir şey oldu, gördün mü? Buzdolabı ben de en son öyle bir dolabı temizlik benim işimde. Cevyer'i fareli temizle diye. Ya Cevyer'i fareli evine benzetti elimi. Abartma Kadir, abartma. Aa, dur.
Olur öyle şeyler. Sana. Arabaya kanca mı tutuyorsun? Sen emin misin 2,5 ay önce buraya taşındığına? Şu tezgahın üstüne 5 ser. Bunu siz yaptınız. Şuna ser. Biz mi yaptık? Evet, kabul etmiyorum. Sana kaç defa edeceğim kafanı her yerde kurulama diye. Bak saçından çıktı bunlar. Getir. Ne istiyorsun? Bir de adamın üstüne suç atıyor. Kız o bezi. Ben biraz önce gördüm, dış ses yaptı. Ya ses... Elinde mi eli, bülbüldür dili. Mahlenin gülü, Esra Hanım. Moralim bozuk olsa da oynarım. Evet, gamsızlığınız Nirvana. Tut. Allah hemen yıkayalım. O yasın gücüyü de ver bana. Ver o bulaşık süngerinde. Arabaya taş koydum civanın. Arabaya taş bir şey söyleyeceğim. Temiz yerleri görünce sadece böyle yapıyorsun. Niye oraları çok temiz Esra demiyorsun? Ama olması gereken o zaten. Olur mu? Güzel yerleri övmüyorsun. Kötü yer oldun ya, tamam oyna üstüme şimdi. Bak hadi dolabının üstü güzel. Mutfak dolaplarının üstü güzel, orada sıkıntı yok. Demek ki oraları silebilmişim. Çekememişim, o yüzden olmuş. Öteki evden hiç silmeden getirip... Orada kaç sene oturdun Esra? 2 sene. 2 sene. Evet, İki silemedim. Uzuyla, kiriyle buraya gelmiş. Ama Kadir, silmesem dolabın üstünü de silmem. Dolabın üstünde var mı ya? Hala da açıklama yapıyorsun ya, ben sana ne diyeyim? Tabii ki kendim. 5 dakikada çıktı, gördün mü? Ver şimdi desem. Eline koluna sağlık. Allah'tan ki yarışmacılar gelsin. Bak bak, dış ses gel, özledik bugünleri, gel. Bak. Kız uzun zamandır hep evler temizdi, canım sıkılıyordu. 2,5 ben daha. Onun için bıraktım. Oh, bak 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 bak. Elemin kederi bezimizin altına topluyoruz. Bir de nasıl zevk alıyorum. Oturdum dağın dizine, baktım yarın gözüne. Kaldım bir çift sözüne. Bu derde beni sen saldır Nazlı yaş. Nasıl mutlu tut oldu, nasıl mutlu oldu. Nasıl iştahlandım. Eski günler aklıma geldi. İyi ki de hamam böceği çıktı mı tamamdır benim. Ya yok be. Ya o günler öyle oluyordu çünkü, o yüzden. Oldu, ha bir de hamam böceği diyor. Kapat suyu, kapat kapat. Hiç demiyorsun ki Allah razı olsun Kadir Bey. Geldiniz, çektiniz. Dedim ya. Tam Maltepe'den sabahın 6'sında uyandım ben. Halkalı'ya seni buzdolabına silip gelmek için. Çok teşekkür ederim dedim. Duymadın. Ne dedim? O öyle bir dalmışsın ki temizlemeye. Ben bu anlarda kendimi kaybediyorum, biliyor musun? Bunun arkası da var. Çekin. Çekin, arkasına gireceğiz. Ne yapalım? Gelmişken silek canım. Ay silek ya. Kadın silememiş, ne yapsın? Heh, öyle yani de biraz siz da. Siz de. Sanki siz siliyorsunuz. Evet, şu izleyenlerim var ya, %50'si buzdolabının arkası, belki seni de bir kez çekmiyor. Evet, hepinize gelmek istiyorum aslında şu an. Ama dedikodu dedin mi koşturuyorsunuz. Şu kadıncağız kime yetişsin ya? Hangi birine yetişsin? Zaten ev sahibi 2000 lira kirayı 8000 lira yapmış. Kız evini barkını bırakmış. 2000... Buraya kaç para veriyorsunuz? 4,5. 4,5. Yeniyi tutmuşsun sesi. Ben de o yüzden. O 4,5'ün heyecanıyla bir anda eve dalmış, kimseye kaptırmamak için. Aynen öyle oldu. Gece tuttum evi. Gece tuttum. Vallahi gece tuttum. Gece kondu ki. Gece konmuşlar buraya. Komiyim bak. Hadi bakalım. Geç arkasını sileceğiz. O çukura girmesin diye mi uğraşıyoruz? İyi mi? Boru kırılıyormuş çünkü. Daha önce kırmışlar. Ama bak oynuyordu, girdi. Yok bacım. Sen biraz önce atlarken kırdın buzdolabımın ayağını. Tövbe ya, o da benim üstüme kaldı. Bak ben dedim Kadir kırdı. Kadir'in işidir kesin. O da hemen Allah seni kahretsin. Ben şimdi marifetli ellerimle çözeceğim bu işi Esra Hanım. Git Kadir dolabı bakayım, oynamıyor değil mi? Yok şu an yok. Tamam oldu. Çok şükür. Oldu. Buzdolaptan kurtardınız hadi. Evet, hadi bir çak yapın bakalım. Üçümü. En hamara biziz. Haydi bakalım. Yalnız Esra, yer silişin beni veremedi. O buzdolabının arkasını silerken o bez tutuşun. Ama orası daracık, nasıl sileyim öyle iki elimle? Hayır, bezi tutman da bir tuhaf geldi bana. Kibar tutuyorum ben öyle. Tek tek basaraktan. Bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım gel ama basma seni. Birdenbire neden bu kadar eğlendik acaba? Oluyor öyle, bizde enerji patlar. Ben mutlu sarı oldum, buzdolabım temizlendi ya. Ben de mutlu olurum tabii, biri de gelip beni buzdolabının arkasına çekse. Peki nereye gidiyoruz? Hazır mısın? Modumu düşürdün birazcık ama yükseleceğim şimdi. Hani gamsızdı siz Trakyalılar? Canım o kadar da değil. Hazırsan etaba gidiyoruz. Hazırım, hadi gidelim. Etaptan haberin yok. Hayır yok. Ama programımızda daha önce çeşitli etapları gördüm. Evet izledim. Hamburger yediniz. Hamburgerler, ütüler, halı yıkamalar, rujlu gömlekler, gel yanıma. Sence bu hafta nasıl bir zorlu etap var? Tuvalet mi temizleyeceğiz yoksa? Bilmiyorum. Samet Bey gel. Samet Bey yapacağını yaptı. Gidiyor muyuz? Evet. Hadi bakalım. Ciğerlerimizin bayram edeceği muhteşem bir etapla karşınızda olacağız. Kokuya bakma sen, iki fazla puanı düşün.
Kendini oraya odakla. Karnı yaraya kolay getiren... Maske takabiliyor muyum? Her şeyi takabilirsin. Geç ha, geç. Bu maskeden, atmosferden geçiyorum. Ya. Evet, 20.000 TL madalyamız, yarım altınımız, çeyrek altınımız ve tabii ki de sürpriz hediyelerimiz. Şöyle göstereyim, bu hafta bol bol et pişirdik. Aa. Dökün tavadan çok konuştuk. Sürpriz hediyemiz, evde bol bol pişirirsiniz. Çok iyi. Şöyle bırakıyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Normalde sondan başlıyorum biliyorsunuz ki. Bugün evet. Önce birinciyi açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Enamarat benimin birincisi. 20.000 TL'nin ve tabii ki de Enamarat benim madalyasının sahibi. 3, 2, 1. Mercan Hanım oluyor efendim. Arkasına şaşırdı. Allah canını almasın. Biz de çok şaşırdık. Çok teşekkür ederim. Çok Mercan abla, yarışmaya katıldın. Evet. İlk gün direkt iddialı bir giriş yaptın. Evet. Herkes elinden geldikçe güzel yorumlar yaptın. Kesinlikle. Kaşığa çatala takınmayın, lezzete bakın evet, dedin. Evet, evet. Kimseyi kötü eleştirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Bence de, bence de. Olumlu ne yapılmalı, ne söylenmesi. Peki ne hissediyorsun? Hayatın boyunca her şeyi başardın. Çok teşekkür ederim. Bugün buraya katıldın, bunu da başardın. Çok teşekkür ederim. 20.000 TL'ni şöyle takdim ediyorum. Ay çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki sen bunu gezmede kullan, tatilde kullan. Evet, evet, evet. Ama maalesef ki sağlık problemleri nedeniyle hastanede kullanacaksın. Evet. Küçük bir safra kesesi taşı varmış. Ameliyat olman gerekiyor. Evet. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Peki Erzincan'a bir seslenir misin? Gurbet ellere, memleketine, memleketteki... Aa Kadir. Utandı. Çok duygulu, memleketi evet. Gelince. Aynen, seviyorum Erzincan'ı. Erzincan'dan uzaktasın ama her yerde Erzincan'ı güzel bir şekilde... İnanmıyorum. Temsil ediyorsun. Ya kişi olarak, kişilik olarak bile... Yani hani adımın hiçbir yerde kötü anılmasını istemem. Kimse istemez de ben de elimden geldiğince öyle bir yani şunu söyleyeyim. Enamarat benim de kaçıncı bölüm olduk? Artık bazen ben bile unutuyorum. Evet. Çok yarışmacımız oldu. Mutfağa girip çok çok böyle sofra donatan oldu. Evet. Ama lezzet açısından hep eksiklikler oluyordu. Evet. Yetişmiyordu. Evet. Sen bu kadar ağır bir menüyü 2 saat içinde o mutfakta çoğuna beni de sokmadan evet. Ona da dikkat ediyorum. 3 tane hamur yaptı. Üçüne de ne beni soktu ne elime okuma verdi. Hepsini hallettin. Evet. Ve elinden geleni yaparak yapmış oldu. Çok teşekkür ederim. Yani dileğinin hakkıyla aldın. Ve belki ederim. De Enamarat benim de alınan büyük puanlardan bir çok tanesini aldın. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Onlar da gerçekten hani ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa. Evet, onlar da büyük yüreklilikle size yüksek puan verdiler. Evet, yüksek puan vermedik. Olması gerekeni verdiğini düşünüyorum. İşte olmasa gerekeni vermiyorlar aynen, bazen. Aynen, o da sizin aynen. Yüce gönüllülüğünüz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Mercan ablacığım, arkadaşlarından toplamda 18 puan aldın. Haftanın evet. En yüksek puanını aldın. Evet. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemek için de 5 puan aldın. Evet, belki bazen peynir, bazen tuzu eksikti. Ama mutfak adaptasyonu da benim için çok önemli dedim. Evet. Ve beni çoğu yemeğe sokmadığın için... 1 puan da aldım. Bir de çok pardon. Siz stres de olmadık, güle oynaya. Çok da eğlendik. Normalde hani böyle moralimiz düşük oluyor, gerginleşiyoruz. Ya ben sanki evimdeyim işte, çocuklarım yanımda gibi. Biz de hiç yorulmadık. Evet. Ben artık açıkçası sabah menü okudum da dedim ki Allah ben yandım, bu beni yetmek için ben zorlanacağım. Ama hiç zorlanmadık. Benden tam puan aldın. Çok teşekkür ederim. Uzun zaman sonra tam puan aldın. İlk yarışmacı oldu. Ellerine sağlık. Demek ki konuşmanın altı doluymuş. Doluymuş. Evet, sıra geldi haftanın ikincisini açıklamaya. Şöyle çeyrek altınla yarım altını yanıma alıyorum. Yarım altının sahibini açıklıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi bakalım. Yarım altının sahibi, yarım altının sahibi toplamda 21 puan alarak... Siz de olabilirsiniz. O zaman yapmanız gereken hemen Enamarat benime başvurmak. İnşallah birinci olursunuz. Ama olmadım diye üzülmeyin. Yarım altında şu anda gayet zirvede, zirveye koşuyor. Toplamda 21 puanla bu haftanın ikincisi Derya Hanım oluyor. Hiç mutlu olmadım. Ağlama kız. Derya. Efendim. Niye? Niye üzülüyorsun? Ay ben çok hırslıyım Kadir Bey. Dediğim tuhaf oldu. Sen de elinden geleni yaptın. Yapmadım. Yapsaydım böyle olmazdı. Evet, yarışma için ister istemez insanlar hırslanıyor kamera karşısında. Peçete alayım yine. Tabii tabii tabii. Buyurunuz. Birilerine karşı bir şey mi ispatlayacaktın yoksa... Ya hayır, kendime. Ben hep alışkınım böyle bir şeyleri kazanmaya. O yüzden kaybedince kötü oldum. Şu anda kaybetmiş sayılmazsınız. Bana göre kaybettim. Benim için para önemli değildi. Madalyayı almak önemliydi.
Peki hayat bazen kazanmak, bazen evet. kaybetmek değil midir? Öyle de işte. Evet, insan bazen kendini yediremiyor ister istemez. Belki de onun içinde farklı duygular vardı. Ama yine de yarım altınınla gidiyorsun bu programda. Belki her ne kadar senin için bir şey ifade etmese de, gönlünde birinci olsa da... Arkadaşlarından toplamda 12 puan aldın der ya. Benden temizlik için 5 puan aldın. Yemeklerin için 4 puan aldın. Yani aslında Mercan ablayla aranızda 1 puan fark var. Evet. Yemeklerin gayet güzeldi. Elinden geleni yaptın. Evet, bazı soslarında hataların vardı. Evet Derya'cığım, benden temizlik için 5 puan, yemek için 4 puan aldın. Aslında düşük bir puan da almadın benden yani. Evet, şu anda ağlamanı gerektiren bir şey yok. Elinden geleni yaptın. Ama tabii ki de eksikliklerimiz oluyor. Eline koluna sağlık diyorum. Toplamda 21 puanla yarım altının sahibi sen oldun. Evet bakalım bu çeyrek altın kime gidecek? Haftanın üçüncüsü kim oldu? Hazır mısınız? Hazırım. Toplamda 18 puan alarak Enem Arat benim de haftanın üçüncüsü olan yarışmacımız çeyrek altının sahibi. Çeyrek altının sahibi toplamda 18 puanla Merve Hanım oluyor efendim. Yapmayın ya. Evet Merve Hanımcığım şöyle takdim et. Kız biraz uzak kaldı. Melih yardım et. Güle güle kullan inşallah sen de. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Merveciğim arkadaşlarından toplamda 11 puan aldın. Benden temizlik için 4 puan aldın. Evet, o 1 puanın nereden olduğunu biliyorum. Yemekler için 3 puan aldın. Eline koluna sağlık. Toplamda 18 puana ulaştın. Programımıza renk kattın. Mesleğine de başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür İnşallah ederim. En kısa zamanda atanırsın. İnşallah. Sen de hayallerini gerçekleştirirsin. Teşekkür ederim. Hemen şöyle sürpriz hediyelerimizi alalım. Sürpriz hediyelerin sahibi... Biri Çiğdem Hanım oldu, biri Poyraz Bey oldu. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. Evet Poyraz'cığım, arkadaşlarından toplamda 9 puan aldın. Benden temizlik için 3, yemek için 3 puan aldın. Toplamda 17 puana ulaştın. 2 fazla puan da etaptan alaraktan. Niye öyle bir baktın yüzüme? Hiç. Mutfakta temizlik yaptık tamam, ya seninle. Tamam. Aa, o 2 puan mı etkiliyor? Neyse. Dolabın altı da vardı, aspiratör de vardı birlikte. Oh. Neyse. Eline koluna sağlık tekrardan. Zaten Mercan Hanım bugün arayı o kadar açtı ki. Yani evet. ne yaparsanız yapın bugün pek fazla şansınız kalmamıştı. Ama tekrardan söylüyorum, bonfilen çok güzel pişmişti. Eline koluna sağlık. Başarılarının da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çiğdem Hanım, arkadaşlarınızdan toplamda 10 puan aldınız. Evet. Benden temizlik için 4 puan aldınız. Siz de kırdığım yeri biliyorsunuz. Maalesef benden yemek için 2 puan aldınız. Toplamda 16 puan aldınız. Teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Çok güzel bir hafta geçirdik. Evet. Yorumlar güzeldi. Herkes birbirine kendince tabii ki de tartıştığımız zamanlar oldu. Ama çok adaletli bir masa olduğunu düşünüyorum. Evet. Bazen tartışsak da haftayı güzel kapattık. Aynen. Elinize kolunuza sağlık diyorum. Hediyelerinizi, altınlarınızı, paranızı güle güle kullanın. Bakalım biz pazartesi günü hangi yarışmacılarla ekranlara geleceğiz? Kimin hamar attıklarını göreceğiz, göstereceğiz. Aynı saatte Fox ekranlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.